ilk günden itibaren desteklerini Türkiye'ye konuşlandıran Azerbaycan'da 200 çıkarır ve çok büyük bir felaketi hep birlikte aşmaya uğraşıyoruz. Depremin olduğu sabahtan itibaren Konya Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, kurum amirlerimizden bazıları, bir bazı yardımcısı arkadaşımızı ve bir sürü yardım malzemesiyle sabah saatlerinden itibaren bölgeye sevk ettik. Ama maalesef çok büyük bir deprem. Yetişmek, insan kabiliyeti ve kapasitesini aşan bir deprem. Hala şu anda canlı çıkan vatandaşlarımız var. Onlar bizi hala sevindiriyor, mutlu ediyor ama bir yana da artık imdadına yetişemediğimiz hayatına olan vatandaşlarımız da olacak haliyle. Biz Konya olarak bu işe hakikaten çok hızlı müdahale ettik. Konya'nın başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçeleriyle, tüm belediyeleriyle, tüm sivil toplum örgütleriyle ve vatandaşlarımız. Birçok defa şahit olduk ki sosyal yardımlaşma vakıflarımızdan yardım ettiğimiz, hayatını vakıf yardımlarıyla sürdürmekte olan insanlarımız bile oraya varlarını yoklarını seferber ettiler. Şu anda Konya'mızdaki kredi yurtlar kurumundaki ve kamu misafirhanelerinde misafir ettiğimiz depremde de vatandaşlarımızın sayısı 6000'i geçti. 6250'ydi birkaç saat önce. Muhtemelen bu sayı bugün 7000'i geçecek. Sürekli sevkler yapılıyor AFAD kanalıyla. Onlara her türlü bakımını yapıyoruz. İnşallah buradaki personelimiz, buradaki vatandaşlarımız da Konya'nın yüzünü ak edecekler. Şu anda 900 civarında iş makinamız var, kamu kurumlarına ait. Deprem bölgemizde. Neredeyse buna yakın bir rakamda vatandaşlarımız gönüllü yardımlarını gönderdiler. Bölgede yine 5200 kamu görevlimiz var. Ben inanıyorum ki en az bu kadar da vatandaşlarımızdan, hatta bizden bilgi bile, bize bilgi vermeden, bizden herhangi bir onay almadan gittiler. En az o kadar da vatandaşımız var. Allah bu millete bu tür acıları bir daha yaşatmasın. Biz bunu elbette başta devletimiz imkanları ve milli birlik ve beraberlik içinde el birliğiyle çözeceğiz inşallah. Hatay Antakya'dan geliyoruz. Olakuran Mahallesi'nden. Arabamız yok. Ailemi aldım. Annemi, babamı, halalarımı. Çıktık, geldik. Kendi imkanlarımıza gelmeye çalıştık. Otobüste gelenlerimiz oldu. Onları diğer yurt tarafından aldılar. Yani izliyoruz, amcam bir hala enkazın altında. Çocukları vefat etti. Birini gömdük, diğerinin cenazesini daha bulamadık. Hastanede, öyle yani. Bir mücadele, yani anlatılamaz ki, tarifsiz bir anda yani. Köpeklerin, ben sokak köpeklerin havlamasına uyandım. Çığlık atıyordu yani köpekler, havlamıyordu. Gözümü açtım, sallama başladı. Derken durulmadı hiçbir türlü. Sonra duvarlar patladı bomba gibi. Çıktık, kendimizi sokaklara attık ama işte şu an buradayız. Çok şükür gelebildik. Gelemeyenlere de Allah sabırlık versin. Kalanlara da başları sağ olsun. Çok şükür Allah razı olsun belediyemizden. Buralarda da yerler açmışlar. Barınmaya çalışıyoruz. Dinliyoruz, bir haber almaya çalışıyoruz yani. Böyle uğraşıyoruz. Allah razı olsun. Kahramanmaraş. Allah'ım hiç kimseye göstermesin abi. Allah'ım yani düşmanımıza da vermesin. Hiçbir millete vermesin. Çok kötüydü. Çok perişan olduk. Arabada sabahladık, soğukta kaldık. Allah'ım hiç kimseye göstermesin. Çocuklar, yarımız orada daha. Biz buradayız ama canımız da orada.
boyayalım, gel seninle. Hangi renk boyayacağım? Gel oğlum, ben kimin öğrendim. Sarı da boyayabilirsin arıyı. Anam maşallah. Bak bak, sarı hemen anladı arı. Ya. Değil mi? Papatya'ya sarı gider. Hı? Çok güzel boyuyor.